Rodos'taki turumuza başlıyoruz. Rodos'ta hemen kalelerin dibindeyiz. Daha doğrusu liman kalenin dibine kurulmuş. Hiç tarihi eser gibi durmuyor bu kale, onu söyleyeyim. Yani bayağı bir yıkılmış. Üzerine tadilat yapmışlar gibi görünüyor. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Okay. How much euro? 15. Rodos'ta turumuza devam ediyoruz. Kale boyunca ilerliyoruz. Şurada kalede bir açıklık var. Bakalım. Evet arkadaşlar, şuradan girdik. Old Town dediğimiz yerdeyiz. Burası güzelmiş. Gemilerin olduğu yerde bir saatlik şehir turu yapan yerler vardı. Yetişkin 15 euro, çocuk 7 euro. Toplam 37 euro yapıyor. Bizimki 1200 liraya denk geliyor. Biz zaten merkeze güzel bir yerde olduğumuz için gerek yok dedik. Yapmamaya karar verdik. Evet, bizim Türk lokumları burada lokumi diye satılıyor. Baklavalar baklavas diye satılıyor. Evet, Rodos sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten güzel mekanlar var. Gezimize devam ediyoruz. Rodos'un biraz ilerisinde böyle bir yer var. Ağaçlardan gökyüzü görünmüyor. Şöyle gökyüzünü gösterelim. Tamamıyla kafelerin olduğu yer. Çok güzel. Rodos'un bu limana yakın bölümünü gezdikçe, tabii diğer yerleri görmediğimiz için bir şey diyemeyiz ama iyi ki tura katılmadık. Buraları gördük diyoruz. Bu kale içindeki tarihi dükkanlar gerçekten güzel ve gününüzü burada harcamaya değer. Dükkanlarda her çeşit eşya bulmak mümkün. Buradaki eserler tarihi eser gibi. Değişik bir bina. Evet, burası enteresan bir yapıymış. Arkadaşlar, kale içi hediyelik eşya, kafe ve restoranlarla dolu. Çok güzel korunmuş ve restore edilmiş. Kale, müzeler, sokaklar gerçekten insana tarihi yaşatıyor. Evet, Rodos'ta camiye denk geldik. Osmanlı eserleri Rodos'ta mevcut. Birazdan camiyi göreceğiz. Evet, caminin adı İbrahim Paşa Camii. Şadırvan'da ne çeşmeler var. Yani musluklar sökmüşler. Bir zincirle bağlamışlar içeriye kimse girmesin diye. Ve hemen camimiz. Caminin kapısı demirli. İçeriye giremiyoruz. İbrahim Paşa Camii. Arkadaşlar, muhtemelen bu eserler Osmanlı eseri. Şu gördüğümüz tarihi yapılar. Değilse altına yazarım. Çünkü İbrahim Paşa Camii, diğer camiler Osmanlı eseri gibi duruyor. Ama buraların şu andaki halini görünce keşke Rodos'u kaybetmeseydik dedim. Rodos sokaklarını gezdikçe gerçekten Rodos'u beğenmeye başladım. Keşke dediğim gibi burası bize kalsaydı.
Gerçek bir Osmanlı şehri. Evet arkadaşlar, Rodos Dünya Kültür Mirası listesinde UNESCO'nun. Başka meydan gibi yerdeyiz. Burası da güzel. Rodos Dünya Kültür Mirası'na demiştik. Gerçekten hak ediyor. Evet arkadaşlar, içeriye girelim dedik. 6 euro dediler. Müze kart geçmiyor. Gerçek Old Town'u bulduk arkadaşlar. Şu cadde. Çok güzel bir cadde gerçekten. Dediğim gibi buralar Osmanlı eseri diye tahmin ediyorum ama şöyle bir açık kapı var. İçeride muz ağaçları var. Harika bir evet arkadaşlar. Rodos'un en güzel yeri burası. İnsanlar içeriye girmek için sıra bekliyor. Çok beğendim. Süleymaniye Camii arkadaşlar. Şöyle demir kapıdan göstereceğiz. Muhteşem bir eser ama İçeriye giremiyoruz. Pazartesi salı günleri 10-13 saatler arasında. Sadece 3 saat açılıyormuş. Rodos'ta kaleler kıyıdan itibaren başlıyor arkadaşlar. Rodos'un büyük bir kısmını bu kaleler koruyormuş. Evet arkadaşlar, şuraları gezdik. Kaleler, saat kulesi, cami. Kale şöyle boydan boya. Burası da liman. Kruz gemileri burada. Bizim gemimiz de şurada. Şimdi dönüş vakti. Daha doğrusu öğle yemeği.